Evet, şimdi meyve seçebiliyorduk. Sepete ekle boş geçildiğinde uyarı veriyor burada bize. Meyve veya kilogram boş geçilemez diyor. Güzel. Şimdi bu noktadan itibaren ne yaptık? Bu if durumuydu. Else durumunda da meyve ve kilogram girdiğini varsayıyoruz. Meyve fiyat bilgisi nereden gelecek? Dictionary'de girilen meyve değerine göre kilogram birim fiyatını burada girmişiz. Onu getiriyor. Eğer ki bir önceki derse bakalım. Burada kodlarımız var. Eğer ki none değeri gelirse if else de bunu kontrol ediyorduk. Bunu da yapalım orada. Kopyaladım. Yukarı getirdim. Şunun tabını düzenleyelim. Şimdi burada none değeri gelirse, yani bilinmeyen bir meyve girildiyse ne yapıyorduk? Bu meyve stokta yok diyorduk. Eğer düzgün girilmişse, mevcut bir meyvemiz varsa burada da kilogram fiyatını ve ödenecek tutarı hesaplıyorduk. Meyve birim fiyatına göre kilogramı çarpıp tutarı hesaplıyorduk. Evet. Şurada print yerine artık neyi kullanacaktık? LBL config, mesaj config kullanacağız. Buraya geldim. Enter dedim. Şu mesajı buradaki label'da görüntüleyebiliriz artık. Hop, tırnaklar fazla gelmiş. Şunu diyezle yorum satırı haline getirdim. Şuradaki printimi de siliyorum. Buraya da neyi yazacağım? Aynı şekilde LBL mesaj config yazacağım. Tablamı düzenleyelim. Yorum satır haline getirelim. Ödenecek tutar. F-string kullanmışım. Aynı şekilde F-string kullanaraktan şuradaki tekste bunu yazdıralım. Evet. Artık temel düzeyde bir neyimiz var? Meyve az önce terminalde yaptığımız bir önceki ders uygulamayı burada Tkinter'da gerçekleştirmiş olduk. Şurayı artık silebiliriz. Hop, bunu şutluyorum. Çalıştırıyorum uygulamamda. Meyve seç dedik. Elma. 3 kilogram. Sepete ekle. Ödenecek tutar 90 TL. Gördüğün gibi geliyor. Muz diyelim. 2 kilogram. Sepete ekle. Muz 100 lira. Ya bu yukarıdaki muzun fiyatına bakıyor tabii. Ona göre sonuçları listeliyor. Şuradaki fontlarımızı düzenleyebiliriz. Mesela meyve seç, bu fontları biraz düzenleyebiliriz ya da şu konumlandırmaları yapabiliriz biraz. Şöyle yapalım. Bunlar için font yazmamız gerekliydi. Daha önce font kullanmıştık. Nerede kullanıyorduk? Buton hariç diğer label, entry gibi değerlerde font değerlerini düzenleyebiliyorduk. Mesela burada bir label'ımız var. Buna bir font oluşturalım. Font. Daha önce kullandığımız fontlar vardı. Onlara bakabiliriz. Neredeydi mesela? Password uygulamamız vardı ya. Parola uygulamamız ya da. Onun klasörüne bakalım. Evet, şurada dictionary demo demişiz. Nerede? Şunda mı acaba? Ha, main'imiz şurada varmış. Burada bir font, evet, şurada bir fontumuz varmış. Bak, label'a uygulamışız. Bu fontumuzu kopyalıyorum. 12. Getirdim şurada font değerine. Şu şekilde atayalım. Bir parantez fazla olmuş. Parantezini düzenleyelim. Şuradaki fontu diğer label'lara da uyguluyorum ve entry'lere tabii.
Enter'ı uyguladım. Şurada bir de label'ım var. Mesaj label'ı. Bunu da yaptık. Çalıştıralım. Evet, daha büyük fontlarda geldi değerlerim. Şimdi burada ne kaldı geriye? Bir sonraki ders anlatmayı planlıyorum. Şurayı combo box'a dönüştüreceğiz. Şurayı da spin box'a dönüştüreceğiz ki seçimler daha kolay olsun. Şurada table'ım var. Bunu hafiften düzenleyelim. Başlıklarını ekleyelim. Kaç tane başlığım olacak? Onları belirleyelim. Burada seçili meyveyi göstereceğiz. Kilogramı göstereceğiz ve tutarı göstermemiz lazım, değil mi? Kaç kilo alındıysa. Hatta şeyi bile gösterebiliriz. Birim fiyatını bile gösterebiliriz. Bir nevi hesap özeti gibi bir şey olur. Bunun için table nesneme gidiyorum. Tasarım kısmında. Evet, table şurada. Table'a sütunlar, field'lar eklemem lazım. Columns'la field'lar ekliyordum. Daha önce table neslemi birkaç kere kullanmıştım. Ondan hemen bir, hatta şurada main'imde de var. Az önce password işlemleri yapmıştık. Şurada gördüğün gibi columns'lar eklemişim. Şu kodların aynısını oraya da eklemem gerekiyor. Bir tane neyim var burada? Tuple'ım var. Bu şekilde üst sütundaki başlıkları, field alanlarını belirleyebiliyorum. Ben 3 tane kalıp ekleyelim. Meyve. Sonra birim fiyatı. Hatta 4 tane olması gerekiyor. Birim fiyat. Ve bir de ne olsun? Neyimiz vardı? Birim fiyat. Kilogram değeri. Kilogram. Başka tutar. Sepet tutarı, tutar. Burası değişken tanımlama gibi olduğu için bunu şu şekilde tanımlamam daha sağlıklı olur. Şunu da bitişik yazalım. Birim fiyat şeklinde yazdım. Kilogram. Bir de bunların görüntülemesini sağlayabilmek için show neydi? Show şurada vardı. Show headings diyoruz. Headings parametresini verdim. Sonra enter dedim. İşte bunların columns'larını tek tek düzenlemem lazım. Şuradan yine kopya çekeceğim. Hiç ezbere gitmedim. Heading başlıklarını düzenliyorduk. Yani verdiğim şuradaki değişken column isimlerine göre başlıklarını tek tek düzenlemem gerekiyor. Heading diyorum. Mesela burada mev yazmışım. Meyve yazmışım. Buraya yapıştırdım. Şuraya da düzeltelim. Bunun teksti, yani görünen değeri ne olacak? Büyük harfle meyve diyelim. Aynı şekilde birim fiyat için de yapacağım. Table nokta heading. Ne varmış burada? Birim fiyat. Bunu kopyaladım. Bunun görünen kıt değeri, text değeri şu şekilde düzenliyorum. B nokta fiyat diyelim. Çok uzun olmasın. B nokta fiyat. Diğer kalın değerler için de aynısını veriyoruz. Heading değerleri ne var? KG kilogram. Text diyorum. Kilogram dedim buna da. Son olarak tutar. Tutar. Text. Tutar şeklinde görüntülensin. Çalıştırdığımda evet, şu alan biraz bize yeterli gelmedi. Biraz çektim şuradan. Tüm sütunlarım gelmiş.
Bunu biraz daha genişletebiliriz istersek. Bu da neye bağlı? Window'un büyüklüğüne bağlı, pencerenin büyüklüğüne bağlı. Bir tık daha genişletebiliriz. Şu şekilde görünmesi daha güzel olur. Evet, table'ımı da düzenledim. Görüntüler de geldi. Buradan girilen değerlere göre bu sepetlere ekleme yapacağım. Insert işlemi yapacağım. Şunu bir düzenleyelim. Neredeydi? 600'dü. Bunu 800 yapalım genişlik değerini penceremizin. Biraz daha artıralım. 1000 yaptığımız deneyelim. Bunu artırdım. Hala yetmiyor. Daha da artırmak istemiyorum. Şurayı biraz bu tarafa çekmem lazım. Yani burada iki tane frame'im vardı ya. Birisi 0.4, birisi 0.6 idi. Yani %40'a %60 paylaşmışlardı bu pencereyi. O zaman bunu 0.4'ünü biraz azaltalım. Şurada 0.4 Real Width parametresini 3'e çektim. Şunu da 7 yapmam lazım. İkisinin toplamı neyi verecek bana? 1'i vermesi lazım. Yani %100'e gitmem lazım. Hala gelmedi. Bir dakika. Nereyi güncelledik biz? Evet, tamam. Biraz daha azaltalım bakalım ne yapıyor. 8 yapsam. Bu gidiyor ama bu gelmiyor. Bunun sebebi ne ola? Yani table'ın bak şu frame gidiyor. Sağa doğru kayıyor, sola doğru. Şurayı tekrar 0.3 yapıyorum. Bu yetmesi lazım. Başka bir şey daha güncellememiz lazım. Ona bakalım. Şimdi şunu çalıştırdım. Ben frame'ler kayıyor ama bu table'ım gelmiyor. Yani table'ın biraz daha bu tarafa gelmesi gerekiyor. Buna bakalım. Table paket fillbot yapmışım. Frame'i right down. Ha, okey buldum. Yine frame'lere bakıyorum. Bu 0'a 0 değil mi? Tamam, bu 0.3'te bitiyor. Ama bunu başlangıcını da 0.3'e çekmem lazım. Bu 0.4'te kalıyor. Ben bunu çalıştırdığımda tamam bu frame kaydı ama ben buradaki frame'in değerini 0.4'te bırakmışım. Şöyle 0.3 dediğim gibi şurada bitiyorsa bu frame bunu da 0.3'e çekmemiz lazım. Evet, buradaki rel x değerini yani yataydaki başlangıç konumlandırmasını değiştiriyorum. Onu güncelledim. Evet, geliyor bu tarafa doğru. Tutarı da gördük sonunda. Bu şekilde penceremizde table'ı konumlandırmış olalım. Şimdi gelelim insert işlemine. Saatimize bakalım. Insert işlemini de haftaya yapalım, tamam. Burada sonlandırıyorum. Kaldığımız yerden devam ederiz.